Nasıl Yapılır hoş geldiniz. Bu videoda iPhone, iPad ve iPod Touch'ta güdümlü erişim özelliğini nasıl kullanılacağını anlatıyoruz. Güdümlü erişim sayesinde iOS cihazında işlevleri sadece tek bir uygulamayla kısıtlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuza bir iPhone, iPad veya iPod Touch emanet ediyorsanız güdümlü erişim oldukça kullanışlı görünüyor. Güdümlü erişim ayarlarına erişmek için ayarlar uygulamasını açın. Ayarlarda genel erişilebilirlik ve daha sonra da güdümlü erişim yollarını takip ederek güdümlü erişim sayfasına ulaşın. Güdümlü erişimi açık konuma getirerek bu şekilde özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Güdümlü erişim açtığınızda çeşitli ayarların bulunduğunu göreceksiniz. Parola ayarları bölümüne girerek güdümlü erişim için bir parola ayarlayabilir veya dilerseniz Touch ID ile kullanabilirsiniz. Bunun dışında süre sınırları bölümünde güdümlü erişim için bir süre belirlemeniz durumunda süre bitiminde çalacak olan alarmın ayarlaması yapılır. Aynı zamanda seslendir seçeneğini açarsanız da süre bitiminde sesle sürenin bitişi haber verilir. Erişilebilirlik kestirmesi de güdümlü erişim etkinken ana ekran düğmesine 3 kez bastığınızda erişilebilirlik kestirmesi ayarlarının çıkmasına olanak sağlar. Güdümlü erişimle ilgili bütün ayarları yaptıktan sonra herhangi bir uygulamayı açın. O uygulama açıkken de ana ekran tuşuna ard arda 3 kez basın. Bunu yaptığınızda gördüğünüz gibi karşınıza güdümlü erişime ait erişilebilirlik kestirmesi çıkacaktır. Ekranın sol altında bulunan seçenekler bölümüne girerek erişilebilirlik ayarlarına erişebilir. Buradan güdümlü erişim aktifken hangi özelliklerin kullanabileceğini, hangilerinin kullanılamayacağını ayarlayabilirsiniz. Örneğin dokuma özelliğini kapatarak ekranın tamamının dokumalara kapalı olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda uyut uyandır veya ses yüksekliği düğmelerinde işlevlerini kısıtlayabilirsiniz. Aynı şekilde düşey yön kilidi anahtarında kullanımını kısıtlamanız da mümkün. Süre sınırı bölümünü aktif hale getirerek sadece belirli bir süre için güdümlü erişimin aktif olmasını da sağlayabilirsiniz. Eğer dokunma özelliğini açık bıraktıysanız ekranda belirli bir bölümü seçerek sadece o bölüm için dokunma özelliğinin kapalı olmasını da sağlayabilirsiniz. Bütün güdümlü erişim ayarlarını yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan başlat tuşuna dokunun. Daha sonra bir parola belirleyerek ve o parolayı onaylayarak güdümlü erişimi aktif hale getirin. Artık güdümlü erişim başladı ve ekranda belirlediğim alan gördüğünüz gibi dokunmalara kapalı, ancak o alanın dışında kalan bölümler dokunmalara aktif durumda. Tabii ki ekranın tamamını dokunmalara da kapatmanız mümkün. Güdümlü erişim aktifken güdümlü erişimden çıkmak istiyorsanız ana ekran tuşunu ard arda 3 kez basın ve parolayı girerek tekrar güdümlü erişim erişilebilirlik kestirmesine erişin. Buradan seçeneklere girerek ayarları değiştirebilir ve güdümlü erişime devam edebilir ya da sol üst köşede bulunan bitir düğmesine dokunarak güdümlü erişimi bitirebilirsiniz. Nasıl Yapılır'dan bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.